geçen yıl 7 Ekim'de Hamas militanları İsrail'in mevzilerine, askeri mevzilerine operasyon düzenledi. İşte 1300 civarında İsrailli askerin öldürüldüğü ya da işte onlarla birlikte aynı bölgede yaşayan sivil, tırnak içinde İsrail'de sivil diye kimse yok, herkes asker, öldürüldü. İşte rakamlar çok farklı. İşte 600, 700, 800, 900'e kadar çıkan kişinin de kaçırıldığı söylendi. Şimdi bu Hamas olayını anlatacağım. Yani 7 Ekim bir yıl olduğu için anlatacağım. Hamas'ı anlatacağım daha doğrusu. Fakat söz verdiğim üzere Hizbullah'ı anlatalım, konuşalım bugün. Çünkü Hizbullah denince Türkiye'deki Hizbullah'ı çağrıştırıyor. Oysa hiç ilgisi yok. Yani en azından Türkiye'deki bizdeki Hizbullah hani terör örgütü olarak algılandığı için ve onun siyasi vitrini Hüdapar diye söylendiği için bu bir Sünni, yani Türkiye'deki Hizbullah Sünni, Irak şey, affedersiniz, Lübnan'dakiler Şii. Yani en hani başlangıçta ayrı olan, ayrı, ikisini ayrı da belirleyeceğimiz bir faktör. Hadi öyle diyelim. Şimdi tabii Hizbullah anlatmadan önce, yani Lübnan'daki Hizbullah anlatmadan önce bir sefer Lübnan'ı anlatmak gerekiyor biraz hızlı bir şekilde. Lübnan 1946'da yani 402 yıl Osmanlı döneminden sonra yaklaşık olarak 30 yıl Fransızlar Lübnan'ı işgal etti. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 46'da bağımsız oldu. Lübnan'da ilk kargaşa 1958'de. Neden diyeceksiniz? Çünkü 1956'da, Temmuz 1956'da İsrail, Fransa ve İngiltere Mısır'a saldırdı. Süveyş kanalının millileştirilmesinden hemen sonra. O zaman Lübnan'daki hükümet Kemil Şamun Hristiyan. O neden Hristiyan onu da anlatacağım birazdan. Mısır'dan yana değil, saldıran İsrail'den ve Fransa ve İngiltere'den yana dolaylı da olsa tavır aldı. Bu tabii Mısır Cumhurbaşkanı o zaman Cemal Abdülnasır'ı biraz kızdırdı. Bunun üzerine hızlı geçiyorum. 1958'de Şubat 1958'de Mısır'la Suriye birleşti. Suriye Arap Cumhuriyeti oldu. Yine Suriye'nin komşusu ve Arap ülkesi olmasına rağmen aynı Lübnan bu birleşmeye de karşı çıktı. Tabii onun üzerine Lübnan'da Müslümanlar bu Hristiyan Cumhurbaşkanı'na ayaklanır gibi, daha doğrusu ayaklanma hazırlıklarından söz edilirken Mısır'ın kışkırtmasıyla Amerikalılar müdahale etti. İncirlik'ten kalkan Haziran Temmuz olması lazım. 1958'de uçaklar paraşütle Amerikan askeri Beyrut'a indirildi ve Beyrut'un önemli stratejik bölgeleri işgal edildi. Tam o sırada Türkiye Suriye sınırına asker yığdı tanklarla. O M60 tankları var, kocaman böyle acayip büyük tanklar. Ve yine Amerika'nın isteği üzerine Türkiye-Suriye sınırında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, yani Amerika'nın elinde kalan 1 milyon mayın alın bunu dediler Menderes hükümetine. Döşeyin ya dediler şunu Suriye Lübnan sınırına, şey Suriye Türkiye sınırına. Oysa Suriye zaten 1946'da savaş şey bağımsız olmuştu. Ordusu yoktu, hiçbir şey yok. Türkiye için risk olma ihtimali sıfır. Zaten Türkiye 1955'te Bağdat Paktı'nı kurmuş. İran, Irak, İngiltere ve Türkiye. Daha sonra Pakistan da vardı. Lübnan bu pakta katılmak istiyordu. Demin söylediğim o Hristiyan Cumhurbaşkanı Kemil Şamun döneminde. Amerika dediğim gibi 3-4 ay kadar sürdü bu operasyon.
işgal operasyonu sonra çekildi. Orada Araplar, işte Birleşmiş Milletler, detayına girmiyorum, bir uzlaşma sağlandı. Bu, dediğim gibi, Lübnan'da ilk, yani bağımsızlıktan sonra ilk kargaşa. Yani buna niye bununla başladım? Çünkü ondan sonra Lübnan'da hiç hani gün yüzü görmedi derler ya, aynen böyle. 1975'te, hızlı geçin ki çok fazla sıkmamak için, ama bunlar çok önemli, lütfen çok iyi dinleyin. 1975'te İsrail'in, Fransa'nın, Amerika'nın, İsrail'in, Fransa'nın, çünkü Lübnan ve Suriye eski Fransız sömürgeleri, Batı'nın emperyalist ülkeleri, Lübnan'da bir iç savaşı kışkırttılar. 75'te, Nisan 75 olması lazım. Ve Lübnan ikiye bölündü. Yani hep şu söylenirdi: solcu Müslümanlar, sağcı Hristiyanlar. Yani Hristiyanlar, demin söyledim, işte İngiltere, Fransa, Amerika, İsrail tarafından destekleniyordu. Solcu Müslümanlar ikiye ayrılıyordu: Şiiler ve Sünniler, ama birlikteydi o dönemde. Böyle bir savaş yaşandı. 1990, yani 15 yıl kadar iç savaş yaşandı bu ülkede. Ki ben bu 1982'den itibaren o savaşın farklı zamanlarında, o iç savaşın farklı, yani Beyrut ikiye ayrıldı. Yeşil hat diye bir hat vardı. Bu tarafında, batısında, kafam karıştı, doğusunda Hristiyanlar vardı, batısında ve güneyinde Müslümanlar vardı. O yeşil hatta yaklaşanlar dürbünlü tüfeklerle vurulurdu. Yani az kaldı, bir sefer ben bile orada vurulacaktım. Dediğim gibi 90'a kadar savaş oldu. Suriye müdahale etti, Arap ülkeleri, Suudi Arabistan, başkaları, karman çorman bir hikaye, ama detayına girmiyorum. Dediğim gibi 90'dan sonra biraz durulur gibi oldu. Ama 75-90 arasındaki dönem çok önemli. Neden? Çünkü iç savaşı bahane eden İsrail, 76'dan itibaren, yani iç savaştan bir yıl sonra, 77, 78, öyle gidiyoruz. Hatta öncesi de var, 68. Yani Arap-İsrail savaşından hemen sonra, 1967 savaşından sonra da canı sıkıldığında Lübnan'a müdahale ediyordu. Canı sıkıldığında Lübnan'a müdahale ediyordu. İlk ciddi müdahale 1980'di. Yine İsrail Lübnan'ın güneyini, ta Beyrut'a kadar geldiler. 82'de Beyrut'a kadar geldi İsrail ordusu. Hatta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bile ele geçirdiler. Ve 18-19 Eylül 1982'de Beyrut'ta olan İsrail ordusu, Filistin kampları vardır Lübnan'da, ve bunların en önemlilerinden iki tanesi Sabra ve Şatilla kampları. Oraya giren İsrail destekli faşist Hristiyanlar, faşist falangist öyle deniliyordu o zaman, İsrail işbirlikçisi çeteler, Hristiyan çeteler, Sabra ve Şatilla kamplarına dalarak korkunç cinayetler işlediler. Ağırlıklı olarak kadın, yaşlı, çocukları katlettiler. Farklı rakamlar var. Yani bir gecede yaptılar bunu. 3.800 ile 5.000 civarında insanı katlettiler. 18-19 Eylül 1982'de ve o katliamdan bir gün sonra, yani 20 Eylül'de, o kamplara giren İlk gazeteci grubu içindeydim ben. Korkunç manzaralar vardı. Yani ben, bakın, bütün bölgede birçok savaşa gittim. Yani Bosna'dan, Çeçenistan'dan, Afganistan'dan, Karabağ'dan, Irak-İran Savaşı'ndan, Kuveyt Savaşı'ndan, aklınıza gelen bu coğrafyada ne kadar savaş varsa, hepsini hemen hemen izleyen bir gazeteciyim. Ama o Sabra Şatilla, Filistin kamplarında gördüğüm manzaralar gerçekten korkunçtu. Yani hamile kadınlar, karınları süngülerle, baltalarla paramparça edilmişti. Ben o dramı, yani birkaç yıl, yani rüyalarıma girdiği için travma yaşadım. Gerçekten travmalar yaşadım. Ve dediğim gibi, bunu yapan İsrail sonra Beyrut'tan çekildi. Nasıl çekildi onu da anlatayım. Çünkü 82'de, tarihini de söyleyeyim size.
Ekim 83'te pardon, İsrail'e destek olmak üzere Fransa ve Amerika savaş gemileri Beyrut'un hemen açıklarına geldiler. Ve 23 Ekim 83'te iki intihar eylemcisi kamyonlara binerek Beyrut'un tepesinde Amerikan ve Fransız ordusu karargah üs kurmuşlardı. O üslere dalarak işte 2 dakika, 3 dakika arayla işte 350 civarında Amerikan askeri, hadi onu da size tam söyleyeyim, 241 Amerikan askeri, 58 Fransız askerini öldürdüler. Şimdi bu eylem, dediğim gibi 23 Ekim 83, aslında Lübnan'da Hizbullah'ın ortaya çıkış günleriydi. Yani o tarihte. Yani normalde 82'de kuruldu ama dediğim gibi 83'te ilk eylem bu. Yani ondan önce de Beyrut'taki Amerikan elçiliğine de benzer bir intihar eylemcisi saldırıda bulundu. Orada da işte 80-90 kişi ölmüştü. Şimdi dediğim gibi bu iki büyük eylemden sonra işte Amerikalılar korktu, İsrailler korktu. Onun üzerine İsrail Beyrut'tan çekildi. Fransız ve Amerikan savaş gemileri çekip gitti. Ancak İsrail Hristiyan, yani Lübnanlı faşist Hristiyanlarla işbirliğini sürdürdü ve bu Lübnanlı faşist Hristiyanlar, İsrail ajanları, Amerikan emperyalizmin uşakları İsrail'le işbirliği yaparak İsrail'in Güney Lübnan'ı işgalini sürdürdürdüler. Ne zaman? Ne kadar? 2000'e kadar. Yani 18 yıl İsrail Güney Lübnan'ı işgal altında tuttu. Ancak 82'de kurulan Hizbullah bu 18 yıl içinde İsrail işgaline, dikkat, İsrail işgaline, yani İsrail'in Güney Lübnan'daki işgaline karşı bir direniş hareketi olarak ortaya çıkan Hizbullah mücadelesiyle Haziran, Mayıs daha doğrusu 2000'de İsrail'in çekilmesini sağladı. Tabii ilk yenilgisi buydu Lübnan'da Hizbullah'ın. Ki o çekilme sürecinde büyük kutlamalar yapıldı. Enteresandı. Yani Lübnan halkının bütün kesimleri. Şimdi demin diyorum ya faşist Hristiyanlar. Yani bütün Hristiyanlar İsrail işbirlikçisi değil. Onu birazdan anlatacağım. Ama o bir kanat vardı. Faşist. Gerçekten faşist. Bir kanat vardı. Onlar İsrail. Bugün de İsrail işbirlikçisi. Şimdi dolayısıyla ben işte dediğim gibi Mayıs'ta çekilme oldu ve Haziran'da oradaydım ben. Tabii bu demin dediğim gibi yani son işte o 75'ten iç savaştan ta yani son günlere kadar Lübnan'a sık sık gidip gelen bir gazeteciyim. Ve o zaman hatırlıyorum Haziran İsrail çekildiğinde 2000 yılında gitmiştim ben Beyrut'a. Aslında Hizbullah lideri Nasrallah'la randevum vardı. Fakat o güvenlik nedeniyle olmadı. Onun yardımcısı Naim Kasım'la bir görüşmem oldu. Onun fotoğrafları da filan da var. Yani büyük ihtimalle hani Nasrallah'ın yerine geçme olasılığı olan Naim Kasım seçildiğinde o fotoğrafı paylaşırım. Hatta dini lider, yani Şiilerin dini lideri Fadlallah'la da görüşmüştüm. Şimdi bu 2000, dediğim gibi 2000 yılından sonra İsrail tabii bu yenilgiyi kabullenemedi. 2006'da tekrar saldırdı Lübnan'a ve Beyrut'u bombaladı. 33 gün süreyle bombaladı. İşte şu kadar, yani artık şu kadar öldü, şu kadar öldürüldü. Bunlar matematiksel olarak çok fazla bir şey ifade etmiyor ne yazık ki. Çünkü bugün yaşananlara bakılırsa bu coğrafyada yani İsrail'in öldürüldü. Matematik olarak 1000 kişi, 2000 kişi, 30 bin, 40 bin kişi tamam, beyler söylüyoruz. Ama ne yazık ki hiçbir şey ifade etmiyor artık. Onu da birazdan belki konuşuruz. Şimdi dolayısıyla hani fazla detaya girmeden 2006'da dediğim gibi 33 gün sürdü o savaş. Bu savaşın aşağı yukarı 10 gününü ben Beyrut'ta izledim. Orada da İsrail yenilgi aldı ve çekilmek zorunda kaldı. Birçok askerini kaybetti. Onlarca tankını kaybetti. Meşhur marka tankları, hani çok övündükleri tanklar. Hatta Beyrut'un karşısında bir tane savaş gemisi vardı. Hizbullah o savaş gemisini de vurdu.
Ve öyle devam etti. Ondan sonra hani o süre yani 2006'dan sonra işte 2011'de bölgede işte bildiğiniz gibi Arap Baharı oldu. Suriye'de Alevi Esad'ı devirmek için var ya Alevi Esad'ı devirmek için bütün radikal Sünni ve onları destekleyen bölgesel ve uluslararası emperyalist gerici, çağ dışı, ilkel, sömürgeci ülke ve güçler birleşerek Lübnan'ı, Suriye'yi devirmek istediler, yıkmak istediler. Ama Hizbullah Esad'ı destekleyerek ayakta kalması, İran'la birlikte ayakta kalmasını sağladı. Tabii bunu unutmadı emperyalist ülkeler ve bölgedeki bölgesel iktidarlar, hadi yani Arap ve Müslüman ülkelerin iktidarları. Dolayısıyla o günden itibaren biz bu Hizbullah'tan nasıl kurtuluruz hesabı yapmaya başladılar. Anlaşılan yani 2011'de Arap Baharı Suriye'de başlayan bu hesaplar sonucunu verdi ve son yaşananları yaşadık. Yani en azından İsrail'in istihbarat alanında Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının telsizlerini nasıl patlattığını biliyoruz. Ondan sonra Hizbullah komutanlarını takip ederek öldürdüğünü ve en son 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı 85 tonluk bombayla nasıl öldürdüğünü biliyoruz. Yani bölgedeki bütün istihbarat örgütleri bunu söyleyelim. Çünkü hani hep söylüyoruz ya Hizbullah büyük güç, Hizbullah büyük güç, evet büyük güç. Ama kime karşı? Yani teke tek İsrail'le savaşmıyor ki. Hani teke tek İsrail'le savaşsa belki evet büyük güçtü, belki İsrail de ondan korkuyor. Ama İsrail tabii kendi gücüyle yetinmediği için bölgedeki bütün Arap ve Müslüman ülkeler ki hepsi Sünni olduğu için yani bunlarda da Şii-İran kompleksi olduğu, Şii-Hizbullah kompleksi olduğu için onların yardımıyla, onların desteğiyle şimdi yaptıklarını ve önce yaptıklarını yapıyor. Ne yazık ki görüyorsunuz hiç kimse sesini çıkarmıyor. Yani 22 Arap ülkesi var, işte 50 tane Müslüman ülke var. Hiç kimse gıkını bile çıkartmıyor. Yani Gazze'de çıkartmadığı gibi şimdi Lübnan'da da çıkartmıyor. Yani İsrail gücünü buradan alıyor. Bu ülkelerin istihbarat desteğiyle, bu ülkelerin uydularıyla, bu ülkelerin ajanlarıyla, yani Lübnan'da yerleştirdiği ajanlarla bunu başarıyor. Yani şu anda yaptıklarını. Yani hani çok uzatmaya gerek yok. Bölgedeki iktidarların ezici çoğunluğu diyelim. Ne yazık ki İsrail işbirlikçi, emperyalist ve sömürgeci ülkelerin uşakları. Bu kadarını söyleyelim. Böyle olunca tabii ki İsrail güçlü olur. Yani bu kadar basit. Yani Hizbullah istediği kadar güçlü olsun. Yani bütün bölge ajan kaynıyor. Ben hep söylüyorum ya hani bu mülteciler işte Suriye'nin kuzeyindeki hani Türkiye'nin PYD YPG'nin Fırat'ın doğusunda ajan kaynıyor. Her taraf ajan kaynıyor. Bu ajanların kimin lehine çalıştığını yani istihbarat örgütleri bilir. Ama yazılıp çizilenlere bakılırsa bütün istihbarat örgütleri bu coğrafyada cirit atıyor. Böyle bir coğrafyada da Hizbullah'ın tek başına bütün bu ülkelerle, bütün bu istihbarat örgütleriyle, bütün bu dünyayla baş etme olanağı ne yazık ki olmadığını gördük. Ama ona rağmen dikkat edersen İsrail karadan giremiyor. Yani işte 17 Eylül'den beri bombalıyor, sürekli bombalıyor. Yani Tel Aviv'de bugün izleyenler izlemiştir ya da diğer televizyonlarda. Nasıl bombaladığını görüyorsunuz sürekli. En ağır 80-90 ton böyle bir binaya atıyor yani. Bombalar atıyor. Şimdi yakıyor, her tarafı yakıyor. Her tarafı perişan ediyor. Çünkü bakıyor hiç kimse sesini çıkarmıyor. Araplar seyrediyor, Müslümanlar seyrediyor. Oh ne güzel, şenlik. Sanki televizyonda dizi seyrediyorlar ya da bir vurdulu kırdılı bir film seyrediyorlar modunda insanlarımız. Şimdi dolayısıyla Hizbullah böyle bir şey. Hatta bu demin söylediğim özellikle bu Körfez ülkelerindeki krallar, emirler, şeyhler, sultanların ülkelerinde onların medyası da yani İsrail Lübnan'ı bombaladığında öyle haberler veriyorlar ki seviniyorlar. Nasıl Şiileri öldürüyor diye yani o modla seviniyorlar, o kafayla seviniyorlar. Yani o kadar artık aşağılık bir konumda bu coğrafya.
Şimdi gelelim hani Hizbullah'la bizim buradaki Türkiye'deki Hizbullah. Demin söylediğim gibi yani buradaki Hizbullah siyasi perdesi ya da görüntüsü Hüdapar ama 90'lı yılların Hizbullah'ıyla yaptıklarını hep beraber ki ben o zaman BBC'de çalışıyordum. Yani o öldürülen insanlarla ilgili domuz bağıyla ilgili görüntüler, haberler. Biz onlar hep bu Kartal'daydı yanlış hatırlamıyorsam o evler. Oradan canlı yayına çıkıyordum ben o zaman. Anlatıyorduk o zamanki Hizbullah. Yani buradaki, Türkiye'deki Hizbullah. Şeydeki Hizbullah, bir daha söylüyorum. Hiçbir şekilde ne İsrail'e karşı, ne Lübnan'da ya da dünyanın hiçbir yerinde sivillere karşı asla bir terör eylemi yapmamıştır. Tek şeyi, kavgası Lübnan'ı işgal eden İsrail askerleri. Yani şimdi bile füze fırlatıyor şeye karşılık, İsrail'in bombalamasına karşılık. Füzeler genellikle askeri hedeflere gidiyor. Yani binalara mesela mümkün olduğu kadar vurmuyorlar. Yani sivil öldürmemeye çalışıyorlar İsrail'in içinde. Aynı şeyi İran'da yaptı bu son füze fırlatmasında. İşte o da dala konusu oldu ya. Vay efendim işte kimse ölmedi ki. İran'da diyor ki ben sivilleri vurmuyorum ki ben şeyleri vuruyorum. Askeri hedefleri vuruyorum. Üç tane askeri üs havaalanı var. Askeri havaalanları üsler var. Biz onları vurduk. Nitekim de İsrail çıktı kabul etti. Evet çok zarar gördük dedi. Her ne kadar demin de söylediğim gibi bu işbirlikçi ülkelerin medyasında hala dala geçenler var. Yani İran palavracı falan gibilerinden. Dönelim Hizbullah'a. Şimdi Lübnan'daki Hizbullah, yani daha doğrusu Lübnan'daki sistem şöyle. Anayasa yok. Yani anayasa var da şimdi anlatacaklarım anayasada yazılı değil. Bu siyasi tamam. Daha çok 1958'de demin anlattım o kargaşa sırasında şöyle bir formül buldular. Dediler ki kardeşim nüfusa göre Lübnan Meclisi 128 sandalyesi var. 128 sandalyenin mecliste dikkat edin 28'i Sünnilerin 128 sandalye 28'i Sünnilerin, 28'i Şiilerin, 28-28 kaç etti? 56. Yani Müslümanlara. Gelelim şimdi gerilere. Yani o 28'in devamına. 8 tane Dürzilerin, Dürziler de şey sayılmadığı için Hristiyan, yani Müslümanların, yani Müslümanlar da mı sayılıyor mu sayılmıyor mu o da biraz tartışma konusu. Ama sonuçta Dürziler ayrı bir kategoride kabul ediliyor. Dolayısıyla dediğim gibi 28, 28, 8. Yani 64. 64, 64, 128. Yani yarısı meclisin yarısı Müslümanlara, hadi öyle dedim Şii, Sünni, Düzi, yarısı Hristiyanlara. Gelelim Hristiyanlara. 128'e. 34 tanesi, 34 sandalye Maruni Hristiyanlar, Arap Hristiyanlar biz bunlara diyorlar. 14 sandalye Ortodokslara. 34 Maruniler, 14 Ortodokslar, 8 Katolikler, 5 Ermeniler. 2 de Aleviler var, onu yukarıda koyuyoruz. Yani Müslümanlarla. Böyle bir yapı var. Yani Hizbullah Emel örgütüyle birlikte bu demin söylediğim 28 Şiileri temsil ediyor. Siyasi bir partidir. Yani Hizbullah siyasi bir partidir. Mecliste şeyleri var, sandalyeleri var dediğim gibi. Hükümette adamları var. Şimdi bu bölüşüme göre bundan sonra Lübnan'la ilgili her şeyi duyduğunuzda bu demin anlattım ve anlatmaya devam ettim. Konuları asla unutmayın. Bu deminki bölüşüme göre Lübnan'da Cumhurbaşkanı Hristiyan Maruni. Tamam mı? Başbakan Sünni Müslüman. Meclis Başkanı Şii. Bu böyle. Matematik kesin 0, 2, 3 çarpı 4 eşittir bilmem ne böyle. Her zaman. Ordu komutanı Maruni Hristiyan, Savunma Bakanı işte Şii, Meclis Başkan Yardımcısı işte Meclis Başkanı Şii ise yardımcısı Sünni ya da Maruni. Böyle gidiyor hepsi.
Yani devletin en üst kademesindeki görev bölümü böyle. Böyle. Şimdi böyle bir ülke daha enteresanı Sünniler, yani dedik ya 28 Sünni, ki bunlar Hariri, Başbakan Hariri Sünnileri temsil ediyor. Şimdiki Başbakan Mikati yine Sünnilerden seçiliyor. Mecbur yani, mecbur. Yani kim alırsa çoğunluk, molluk hiç önemli değil burada. Önemli olan Başbakan Sünni olacak abi. Şimdi dolayısıyla Sünni, ha şimdi gelen Sünni, atıyorum Ahmet Sünni diyelim. Bu Amerikan işbirlikçisiyle tamam, ikincisi başka gelir, o daha ılımlı, daha yurtsever olur. Hristiyanlar için de aynı şey. Dolayısıyla Hristiyanların demin saydığım, yani Maruniler, Ortodokslar, Katolikler, Ermeniler gibi Hristiyanların ikiye bölünüyor. Yani bunlar hepsi Amerikan işbirlikçisi değil. Bunların bir kısmı, mesela Marunilerin bir kısmı, ki en büyük grup, Hizbullah müttefiği. Yani bakın, Maruni Hristiyan, Şii, Hizbullah'ın müttefiği. Yani bu parlamentoda değil, bir önceki parlamentoda Hizbullah çoğunluktaydı. Yani Hizbullah ve müttefikleri çoğunluktaydı parlamentoda. Böyle bir enteresan bir durum var. Yani demin de söyledim, Hizbullah hani öyle bir algı yerleştirmeye çalışıyorlar ya. Yani Türkiye'de, bu Türkiye'de özellikle terör örgütü falan gibi. Siyasi parti. İktidarda bakanlar, hükümet var. Mecliste çoğunluğu var, bir önceki pardon, mecliste. Cumhurbaşkanı asla seçilen, mesela 3 yıldır Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Anlaşamıyorlar çünkü. Yani Maruni olacağı için Hristiyan mecliste seçilecek. Mecliste kimse çoğunluğu sağlayamıyor. Ne Hizbullah kanadı ve müttefikleri, ne de öbür kanat ve müttefikleri çoğunluk sağlayamıyor Cumhurbaşkanı seçmek için. Bir önceki Cumhurbaşkanı, yani görevi biten Cumhurbaşkanı mesela Hizbullah'ın desteklediği bir Hristiyan Maroni'ydi. Daha önceki İlyas Harabi, o da öyleydi. Yani Michel Aoun, en son Cumhurbaşkanı, Hizbullah'ın müttefiğiydi. Hristiyan Maroni. Önceki mesela İlyas Harabi, o da öyleydi. Daha önce bir tane daha vardı, o da öyleydi. Bir tane vardı, karşı tarafın adamıydı. Böyle bir Hizbullah. Böyle bir Hizbullah. Şimdi soru şu. Yani daha doğrusu sorması gerekenler. Ya iyi de tamam da siyasi parti, hükümette adamları var, mecliste, meclis onların elinde falan da. Ya iyi de bunların niye bu kadar silahı var? Çünkü Lübnan işgal altında. Yani kendi ülkesi işgal altında. yani Lübnan, Güney Lübnan, demin anlattım, 75'ten itibaren, daha doğrusu 58'den itibaren hep işgal. Yani İsrail zırt pırt saldırıyor. Beyrut'a kadar geliyor. O yetmiyor. Fransızlar, Amerikalılar, herkes saldırıyor. Arap ülkeleri karıştırıyor. Müdahale ediyorlar. Yani çünkü Şii bu var ya, Kerbala'dan bu yana kurtulamadığımız o kompleks ne yazık ki devam ediyor. Gerçekçi olmak zorundayız yani sonuçta. Şimdi böyle olunca işte demin dedim, yani şu anda sevinenler var. Çok. Sosyal medyada görüyorum. Özellikle IŞİD, Nusra ve o kafada olan radikal Sünni çevreler. Oh, iyi oldu yani, işte Nasrallah öldürüldü, işte komutanlar öldürüldü, Hizbullahçılar öldürüldü, Beyrut bombalanıyor falan. Bayram ediyorlar. Şimdi dolayısıyla Hizbullah'ın 82'de kurulan Hizbullah'ın ve 83'te ilk Amerika ve Fransız askeri üslerine karşı yapılan eylemlerle Hizbullah işgale karşı, yani İsrail işgaline karşı, Amerikan işgaline, Fransız işgaline karşı mücadele amacıyla kuruldu ve geldi, işte böyle büyük bir güç haline geldi. Bugün bile Lübnan'ın Şeba bölgesi, tıpkı Suriye'nin Golan bölgesi gibi, İsrail işgali altında. Yani bir işgale karşı bir ülkenin herhangi bir gücü mücadele etmez de ne yapar ki? Anlamadım ki yani. Bir de böyle bir saçma yaklaşımlar var. Şimdi bunu söyledim? Çünkü şöyle bir yorum var yani, buradan Hamas'a atlamak açısından. Ya Hamas 7 Ekim'de, yani bir yıl önce, ya bu İsrail'e saldırmasaydı olanlar olmayacaktı. Peki o zaman Mustafa Kemal niye Kurtuluş Savaşı'nı başlattı? Niye? Yani emperyalist ülkeler gelip de Anadolu'yu işgal ettiğinde Mustafa Kemal ve arkadaşları ve tabii ki Türk halkı
Niye Kurtuluş Savaşı'nı bahsediyorsun? Sessiz otursaydık hep beraber, teslim olsaydık. Hani var ya bir fesli bir adam, keşke Yunan kalsaydı. E keşke Yunan kalsa mıydı denilecekti o zaman. Ya da Fransa, İngiltere, İtalya neyse. Şimdi yani buna evet deniliyorsa o zaman Hizbullah'ın İsrail işgaline karşı direnişine de bir yorum yapalım. Ya da Hamas'ın 7 Ekim'de, geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e karşı saldırısın. Şimdi o zaman Hamas'a geçelim. Gazze dediğimiz yer 300 işte 330-340 kilometre kare. Şu kadar bir yer. 2.3 milyon insan yaşıyor. Gazze 1900 İsrail devleti kurulduktan sonra 1948'de Gazze Mısır'a bırakılmıştı. Fakat bu İsrail, yani 48'de kurulan İsrail 1967 savaşında Gazze'yi işgal etti. Batı Şeria'yı işgal etti. Demin dediğim gibi Lübnan'ın Şeba bölgesini işgal etti. Suriye'nin Golan bölgesini işgal etti. Mısır'ın Sina'sını işgal etti. O zaman da ihanetler vardı. Yani hep ihanet bu coğrafyada, her zaman her ülkede. Yani Araplar yok öyle değil. Herkes ihanet içinde. Kimseyi kandırmasın şimdi. Oralara girmeyelim. Tarihe bakmak lazım. Kimin ne kadar ihanet. Yani Mustafa Kemal'e ihanet edenleri hepimiz biliyoruz. Hale ihanet edenleri hepimiz biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Hamas dediğim gibi ne zaman ortaya çıktı? 1987'de. Tarihleri hani böyle çok detayına girmiyorum ama yani hafızalara tutmak. Niye peki Hamas ortaya çıktı? Çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri ve El Fetih Örgütü'nün lideri olarak Yasser Arafat, Oslo'da İsrail'le barış anlaşması imzaladığı için bekledi Filistin halkı. Yani tamam barış geldi, işte her şey bitiyor, bağımsız olacağız, kurtulacağız işgalden filan. Fakat İsrail asla uymadı anlaşmalara. Hiçbir şekilde uymadı. İşgali devam ettirdi. Dünyanın dört bir yanından Yahudileri getirdi. Filistin topraklarına yerleştirdi. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991-92'den sonra yaklaşık olarak 1 milyona yakın Sovyetler Birliği'nden ve Doğu Bloku ülkelerinden Yahudi taşındı Filistin topraklarında. Oradaki Filistin toprakları Filistinler kovuldu. Şu ya da bu şekilde. Bunlar yeni yani 1948'i dönmüyor. Bak 48 öncesinden de gitmiyorum artık oralara. Bunlar yeni yani Oslo'dan 1992'den sonra, 93'ten sonra. Dönelim Gazze'ye. Dediğim gibi bir şey olmayınca 1987'de ortaya şey çıktı. Hamas çıktı. Şimdi burada bir parantez açalım. Çünkü sevgili dostlar bu anlattığım %100 doğrudur. Bakın %100 hiç kimseye farklı şeye yorumlamasın. Söylediğim her şey %100 doğru. 1987'de kuruldu Hamas. Şimdi o sırada ve daha sonra şöyle yorum yapanlar oldu. Ya Hamas'ı şey kurdu. Mossad kurdu. Mossad kurmuş Hamas. Daha sonra bunu yumuşattılar. Ya kurmadı da göz yumdu. Kurmadı da göz yumdu dediler. Şimdi o göz yumdu bölümüne geleceğim. Dediğim gibi barış süreci çok iyi işlemeyince Türkiye'de olduğu gibi İsrail Hamas'ın kurulmasına cümleye dikkat edin. Hamas'ın kurulmasına göz yumdu. Neden? Çünkü dünya sol hareketi Sovyetler Birliği dahil Yasir Arafat'ı destekliyordu. Şimdi Yasir Arafat'ı zayıflatmak için saygınlığını biraz hani gölgelemek için Filistin halkı içinde bunlar ya zaten bu coğrafyanın bütün tarihinde var. Emperyalist ülkeler ve onlarla birlikte İsrail yani Siyonist İsrail radikal İslamcı bizim coğrafyada radikal İslamcıları her zaman desteklemişlerdi. Müslüman kardeşlerden başlayarak hatta Suudilerin Vahabi mezhebinden başlayarak 1790 bakın 1790 o zaman İngilizler vardı. Osmanlı'ya karşı. Fakat göz yumulan Hamas kısa bir süre içinde güç kazanmaya başlayınca ve Arafat'ın tahtı sarsılmaya başlayınca sonra zehirlenerek öldürüldükten sonra Arafat 2003 miydi 4 miydi Hamas daha da güçlendi ve giderek hızlı bir şekilde güçlendi. O tarihten itibaren yani 2003-2004'ten itibaren
Hamas'ın kurucusu, baş kurucusu Ahmet Yasin ve kurucularının ezici çoğunluğu, komutanlarının ezici çoğunluğu, yöneticilerinin ezici çoğunluğu Mossad tarafından suikastlerle öldürüldü. Lübnan'da öldürüldü. Dubai'de öldürüldü, Paris'te öldürüldü, İspanya'da öldürüldü, daha birçok yerde. Peşlerine düştüler ve öldürdüler. Yani Mossad. Hatta İsrail'in bize bir dönem Dışişler Bakanlığı'nı yaptı. Zifni Libni diye bir kadın. Kendisi Mossadçıydı. Zaten kitabında, yani kendi anılarında bunları yazdı. Ya da röportajlarda da medyayla yaptığı röportajı söyledi. Yani nasıl aşk ilişkisi kurarak Filistinlilerle o şekilde onlara, yani evlerine kadar soktuğunu, işte nasıl gittiğini ve nasıl onları öldürdüğünü kendisi anlatır. Yani sonra Dışişleri Bakanı oldu. Bu kadın, yani katil Livni. Kadın olmasına rağmen, var yani bunu yanlış anlamayın. Hani ben kadın falan deyince var yani biraz daha duygusal, biraz daha bilmem ne falan söylenir ya. Bu kadın böyle gerçekten Livni. Ve aynı şekilde, hadi bir erkeğe de vereyim, bir erkek örneğini vereyim o zaman. O da bir dönem İsrail Başbakanı o Ehud Barak. Ehud Barak da Mossad'dan gelme. O da Lübnan'daki Filistinlilere yönelik ve Lübnanlılara yönelik suikastlerde kişisel rol aldığı yönünde bilgiler var. Dönelim şimdi Hamas'a tekrar. Yani Gazze'deki Hamas'a. Dediğim gibi 87'de kuruldu. İşgale karşı savaşı başlattı, mücadeleyi başlattı, siyasi mücadeleyi başlattı. Sonra silahlı mücadeleye dönüştü. Peki kime? İsrail'e karşı. Peki neden? Çünkü işgalci. Yani Gazze 1967'de İsrail tarafından işgal edilmiştir. Nokta. 2005'te İsrail, orası biraz böyle hani su yok, bilmem ne yok filan. Biraz çok böyle kavga gürültü gidiyor. İsrail Gazze'de kurduğu 21 tane Yahudi köyünü boşaltarak geri çekildi. Gazze'den çekildi. 2005 Haziran filan olması lazım. Ancak çekilmesine rağmen Gazze'yi kuşatma altında tuttu. Yani elektriği, suyunu istediği zaman kesiliyor. Canı sıkıldığında Gazze'ye saldırıyor. Yani ilk defa saldırmıyor. Kaç sefer vurdu da vurdu. Her seferinde 1000 kişi, 2000, 2000, 3000, 5000 öldürüp duruyor. Ne zamandan beri? 2005'ten sonra. Neden peki 2005'ten sonra? Çünkü 2005'in sonunda, 2006'nın başında Filistin'de Batı baskı yaptı. O zaman Mahmut Abbas'a, şimdiki yani Arafat'ın yerine gelen Mahmut Abbas'a baskı, seçim yapalım. Yani böylece hani demokratik bir seçimle Hamas'ın kazanmayacağını, böylece tasfiye edilebileceğini düşünüyorlardı. Plan öyleydi. Fakat sürpriz oldu. Yani Hamas ezip geçti. Ve demokratik, yani gözlemciler vardı. Amerikan, Avrupa Birliği'nin gözlemcileri vardı. Batı Şeria ve Gazze'de yapılan seçimlerde Hamas 3-2 yaklaşık olarak çoğunlukla seçimi kazandı. Tabii herkes şok. Ve ilk işte hükümet kuruldu Gazze'de. Yani Filistin halkının hükümeti. Ve o hükümetin başkanı, yani başbakan İsmail Haniyeh oldu. Hani var ya, Hamas lideri öldürüldü. Ben de hep söylüyorum. Hamas lideri ve Filistin eski başbakanı İsmail Haniyeh, yani Tahran'da 30 Temmuz'da öldürülen. Böyle bir olay var. Dönelim. Yani 67'de işgal edilen, 2005'te boşaltılan, ancak 2005'ten sonra sürekli kuşatma altında, ambargo altında, su gitmez, elektrik gitmez, mal gitmez, hiç kimse gitmez. Her tarafı kuşat, denizden, havadan her taraf kuşatma altında. İşte Mavi Marmara'yı hatırlayın, Gazze'ye gidiyordu, neler oldu. Şimdi böyle bir şey var, 2.3 milyon Filistinli var, 330-340 kilometre karede, %70'i işsiz güçsüz. Ve İsrail'in şeyine kalmış, vicdanına kalmış. O kadar ki, yani bu işsiz güçsüz Filistinlerin gündelik, yani sabah İsrail çiftlikçi fabrikalarına ya da çiftliklerine gidip sabah akşam dönüyorlar çalışmak zorunda. Düşünsenize, sizi işgal eden
bir ülkenin fabrikalarında ve çiftliklerinde çalışıyorsunuz. Böyle bir bundan daha onur kurucu bir şey olabilir mi ya? Ve her gidişinizde gelişinizde didik didik aranırsınız, onurunuzla dalga geçerler, hakaret ederler İsrailli askerler. Korkunç şeyler yaşanır. Sonra dediğim gibi bu Filistinler yani bu Hamas militanları işgal altındaki topraklarda İsrail'e saldırdığında herkes Hamas'ı suçladı. Kimse demedi ki ya bu İsrail işgalci 67'den beri işgalci. Yani 67'den bakarsanız 70 desek 30-50 yıl. 56 yıl. Bu Filistin'i 67'den bakın 48'den demiyorum. 56 yıldır Filistin toprağını işgal ediyor. Her türlü işkence yapıyor. Her can sıkıntıda vuruyor. Elektriğini kesiyor, suyunu kesiyor, aşağılıyor, hakaret ediyor, tutukluyor, işkence yapıyor. Köle gibi çalıştırıyor. Sesini çıkartmayacak bunlar. Ama bir eyleme kalkıştığında yani İsrail'e karşı vay efendim ya bunlar terörist. Terörist senin ruhunda var. Yani Netanyahu ve benzerleri ve onlara destek veren emperyalist ülkeler ve onların uşağı olan bizim bölgedeki iktidarlar. Emperyalist onlar. Yani terörist onların ruhunda. Terörizm onların ruhunda var. Genetik ruhunda var hatta genetik. Sonra da yani İsrail kendini savunmaya haklı. İyi de Filistin kendini savunmaya haklı değil mi? Yok, onlar olmaz. Filistinler olmaz. İsrail olabilir. Korkunç bir şey ya. Yani bu nasıl bir aşağılık bir dünya? Bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl insanlık? Bu nasıl bir şey ya? Yani ağır şeyler söylemek, yani içimden aslında çok ağır şeyler söylemek geçiyor ama biraz sakin olmaya çalışıyorum. Ve işte bu bir yıl, 7 Ekim, bugün 7 Ekim, bir yıl içinde resmi rakamlarla, çünkü biraz daha fazla olduğu söyleniyor. Ezici çoğunluğu kadın ve çocuk. 50 bin civarında Filistinli öldürüldü. Bunların içinde doktorlar, gazeteciler, sağlık elemanları, profesörler, Birleşmiş Milletler görevlileri var. Gazze'deki bütün camiler, bütün kiliseler, bütün turistik mekanlar, müzeler, okullar, hastaneler, işte ne bileyim devlet daireleri, altyapı, üst yapı, su, elektrik şebekeleri ve evlerin %80-90'ı yerle bir edildi. 2,3 milyon Filistinli en azından 5 sefer sürgüne zorlandı. Yani kuzeydekilere hadi güneye gidin. Burası güvenli değil. Güneye gidiyorlar. Güneyden hadi tekrar kuzeye dönün lan falan diyorlar. Dönmeyeni bombalıyorlar. Okulu bombalıyorlar. Kampları bombalıyorlar. Hastaneleri bombalıyorlar. Ölene kaç sefer duymuşsunuz bu haberleri? Bir de böyle bir yaşam biçimi var. Tabii su yok, elektrik yok, yiyecek bir şey yok, hijyen yok, hastalıktan kırılanlar, açlıktan ölen çocuklar. Ve bir yıldır bu nasıl bir şey ya? Hiç kimse sesini çıkartmıyor. Şimdi Lübnan'da aynı şey. Yarın öbürsü gün Suriye'de, yarın öbürsü gün Türkiye'de, Irak'ta neyse. Yani İsrail telefon düştü, merak etmeyin. Yani İsrail bombalamadı burayı. Çünkü Netanyahu söylüyor arkadaşlar. Biz din savaşı veriyoruz. Bakın biz din savaşı veriyoruz. Şimdi bu şimdi yani Gazze'ye yönelik operasyonun adı vardı. Bir saniye yanlış bir şey söylemeyeyim. Kızgın kılıçlar mıydı neydi bir şeydi ya. Pardon. Hemen bunu bulmam lazım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet, demir kılıçlar, yani şu andaki demir kılıçlar. Bugün bakın Netanyahu'nun bugünkü söylemi, az önce bir saat önce. Biz diyor demir kılıçlar adını artık kullanmayalım. Kıyamet savaşındayız. Kıyamet savaşındayız. İsrail Başbakanı diyor. Bir saat önce, bir saat önce. Onun için ben bu telefonu burada koymuştum da yani unutmayayım diye. Kıyamet savaşından söz ediyor. Kıyamet savaşı onların dinsel öğretilerine göre nedir? İşte Filistin, şey pardon, Büyük İsrail Devleti kurulacak. Nil'den Fırat'a kadar. Hep söylüyorum. Nil'den Fırat'a kadar ne demek? Mısır'ın yarısı.
Irak'ın yarısı, Türkiye'nin yarısı, Suudi Arabistan'ın yarısı, Lübnan, Ürdün, Filistin ve Suriye. Buralarda da İsrail buraların hepsini ele geçirecek Yahudiler ve kıyamet kopacak. İşte kıyamet savaşı diyor. Bakın Netanyahu diyor arkadaşlar. Bir saat önce, bir saat önce. Çünkü dini inançları gereği bunu yapıyor. Netanyahu'nun ilk yani Lübnan'dan neden nefret ediyor? Çünkü 1968'de Beyrut Havaalanı'nda o zaman genç bir özel birlik, özel birlikler ya da özel operasyonlar birliği falan gibi bir isim var. Orada genç bir askerken işte Lübnan'a gönderiyorlar bunu ve Lübnan'daki Lübnan Havaalanı'na bir operasyon yapıyor İsrail ordusu 68'de. Ve o havaalanında bulunan 12-13 sivil uçağı havaya uçuruyor. Bu ruh hastası Netanyahu ve ekibi. Tabii sonra çekilmek zorunda kalıyor. Orada büyük bir savaş çıkıyor. Sonra kaçıp gidiyorlar. Yani Netanyahu'nun Lübnan'a karşı böyle bir şey var. Kini ya da nefreti. Kendi bireysel kişisel. Aynı Netanyahu'nun diğer kardeşi Eitan Netanyahu. O da 1976'da Uganda'da öldürüldü. Çünkü Filistinli gençler bir savaş diyorum, İsrail hava yollarına bağlı bir uçağı kaçırmışlardı. İsrail özel birlik gönderdi Uganda'ya. Havaalanını bastılar. Havaalanındaki Uganda hava yollarına bağlı hem sivil hem askeri savaş gemiler, savaş uçaklarını da İsrailler hepsini yok etti. Takip edilmesinler diye operasyon bittikten sonra. Ve o operasyonda rehineler kurtarıldı. İsrail askerler tarafından, komandolar tarafından. O çatışmada bir kişi öldü İsraillerden. Bir asker öldürüldü. O da birliğin komutanı. Oraya, Uganda'ya giden, Antebe havalanına giden birliğin komutanı Eitan Netanyahu. Yani şimdiki Netanyahu'nun kardeşi. Yani bu ruh hastası Benjamin Netanyahu hem kendisinin Lübnan kötü anılarını hem de kardeşinin Uganda'da öldürülmesini bir türlü unutamıyor. Onun için böyle manyak manyak işler yapıyor. Hadi öyle diyelim. Çok daha fazla ağır laflar etmiyorum. Neyse, işte hikaye bu. Bakın %100 daha bu gerçek. Bir daha söylüyorum. Bütün bu olup bitenler, yani hadi bir sene demin anlattım Hamas'ta olup bitenleri. Yani Gazze'de. Batı şehirde de aynı şeyler oldu arkadaşlar. Yani biz yalnız hep Gazze'den konuşuyoruz ama Batı şehirde de en azından 1200 Filistinli öldürdü İsrail bir yıl içinde. 15 bin Filistinliyi gözaltına aldı, tutukladı, işkenceden geçirdi ve geçiriyor. 15 bin. Gazze'de ondan daha fazla Filistinli gözaltına alındı ve şu anda hapishanelerde, kamplarda işkence yapılıyor. Not almışım ama herhalde bunlar artık gerek kalmadı. Şimdi ha gözaltına işte alındı, tutuklandı, işkence gördü falan deyince şurada bir not gördüm. Bu işte şeyde öldürülen Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine geçirildi söylenen Yahya Sinwar. Yahya Sinwar Gazze'de şu anda İsrail yer altı, yer üstü akıl almaz teknoloji, yapay zeka, uydular, istihbarat, ajanlar, bölgenin bütün istihbaratları ve herkes ona hizmet ediyor. Ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyor. Kendi yani zekasından kaynaklanan, çünkü hepsi, ya İsrail zeki işte insanlar falan, ya öyle bir şey yok palavra. Hepimiz de zekiyiz, hepimiz de bütün bu coğrafyadaki bütün halklar bence çok zeki. Ama önemli olan o zekayı iyi kullanmaktır. Yani bizim gibi ülkelerdeki iktidarların emperyalizmle işbirliği yaparsanız hiçbir şey zekanız işe yaramaz. İzin verilmez daha doğrusu zekanızı kullanmaya. Hadi öyle diyelim. Bu Yahya Sinwar yani Hamas lideri olan 22 yıl 22 yıl İsrail hapishanelerinde çürütüldü. 22 yıl. 2006'da Hamas bir İsrail askerini kaçırmıştı. 5 yıl elinde tuttu. Pazarlıklar. Sonra 2011'de bu İsrail bu askere karşı Hamas'ın elindeki askere karşı Gilad Shalit diye bir asker
1017, yanlış hatırlamıyorum. Yani ya 1017, kafamda öyle bir rakam var, ya da 1071. Ama galiba 1017. Filistinli tutsağı serbest bırakıldı bir askere karşı. Ve o 1017 Filistinli tutsak arasında bu Yahya Sinwar da vardı. Yani şu anda Hamas lideri. Tabii bu hapishanede kaldığı süre içinde 22 yıl. Müthiş bir İbranice öğrenmiş. Bütün şeyle, lehçeleriyle öğrenmiş. Yahudi tarihinin tümünü öğrenmiş. Yahudi, İsrail ve Yahudi toplumunun nerede olursa olsun sosyolojik, psikolojik, dinsel, ahlaksal, aklınıza gelen bütün verilerin hepsini çok çok iyi öğrenmiş. Onun için 7 Ekim'de Hamas militanları İsrail'e saldırdığında, yani İsrail tarihinde ilk defa böyle karizması çizildi. 1000 civarında Filistinli militan, düşünün sabah kalkıyorlar 6.30'da, bir bakıyorsunuz üsler, merkezler, Mossad merkezleri ve her taraf ve Hamas kaynıyor. Korkunç, yani onlar için tabii korkunç bir hikaye yani. Ya örneğin şöyle diyordu İsrail bir komutan. Ya biz diyor yer altındaki tünellerde eğer bir karınca bile geliyorsa biz onu dinliyorduk ve duyuyorduk gibi şeyler söylüyorlardı. Ama Hamas'ı dinleyemediler, duyamadılar. Demek ki o Yahya Sinwar denilen komutan, ki şu anda Hamas lideri, İsrail'in bütün bu açıklarının hepsini demek ki iyi öğrenmiş gibi gözüküyor. Tabii bilemeyiz. Şimdi dolayısıyla burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Fazla uzatmaya da gerek yok. Sanıyorum söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Demin de söyledim. Yani şöyle bitireyim o zaman. Yani fazla zaman şey zamanınızı almamak açısından. Bütün bu süreci demin dedim 1975, ama tabii öğrencilik yıllarımda ben hani Suriye'deyken, Halep'te, lisedeyken, öncesinde ortaokuldayken, yani hepsini birebir yaşadığımız için ben diğer televizyonlarda gördüğünüz ya da okuduğunuz sevgili meslektaşlarımızdan farklı olarak iki farklı neden var. Bir, o coğrafyada yaşamışım ve dediğim gibi bütün bu detayları birebir kendim yaşamışım. Daha sonra bir gazeteci olarak yaşamışım. Üç, bu coğrafyadaki bütün tarihi, yani siyasi tarihi, dinler tarihini, işte coğrafyasını, edebiyatını, şiirini, aklınıza gelen tarihi deyince onu kastediyorum. Bildiğim için %100 doğru anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bu doğru yani. Ha, bir şey söyleyeyim. Bak, onu unutmuştum. Bu da çünkü Hamas'la ilgili, çünkü bir şey, şimdi birdenbire bak jeton düştü. Hani Hamas'la ilgili söyledik ya, Hamas İslamcı Müslüman kardeşler çizgisinde olan bir oluşum diyelim. Sünni bir oluşum, onu da söyledik. Şii bir oluşum, Hizbullah. Arap Baharı sürecinde bu önemli. Arap, hani dedik ya, bu İslamcılıktan bahsettiğiniz andan itibaren aklınıza bir sürü senaryo geliyor. Yani IŞİD, Nusra, Taliban, Kaide ve daha neler neler. Ve hep bunlar Suudi Arabistan patentli. Suudi Arabistan demek Amerikan patentli. Amerika demek İsrail patentli. Daha önce İngiliz patentli. Öyle düşünün. Bu gerçekten öyle. Yani farklı, zaman zaman hani küçük küçük verilerde farklılıklar olabiliyor. Ama özü, ana başlık böyle. Ana başlık böyle. Ha, bu ne yapalım o zaman modu değildir. Yani yok. Yani bu kavga, mücadele devam edecektir. Çünkü vicdanla ilgili. Ya vicdanınız vardır ya da yoktur. Ama gerçekleri bilmek zorundayız hepimiz için. Arap Baharı başladığında sevgili dostlar, uzattım biliyorum ama sanıyorum hepinizin yararlandığınızı da düşünüyorum açıkçası. Türkiye, yani Suriye'ye müdahale eden Türkiye, emperyalist ülkelerle birlikte ve bölgedeki işbirlikçi Katar, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleriyle birlikte Suriye'ye müdahale eder. Neydi slogan o zaman? Aleviye sat. Aleviye sat.
O zaman Türkiye, özellikle Türkiye ve Katar, müttefiki Katar şeylerle birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Hamas'a dediler ki bu Alevi Esad'ın ülkesinde senin ne işin var? Çünkü Hamas'ın kampları, eğitim kampları ve ofisleri Şam'daydı ve Şam'ın çevresindeydi. Ve o zaman Hamas'ın dışarıdaki lideri Halid Meşal ne ikna ettiler? Halid Meşal kapattı kampları, kapattı ofisleri, çekti gitti Katar'a. Tamam, burada bir sorun yok. Çekti. Çünkü Alevi Esad, efendim, Alevi Esad'ın ülkesinde ne işin var? Alevi Esad Sünnileri öldürüyor. Sen Sünni olarak bunlara nasıl göz yumarsın? Propagandası yapılıyordu o zamanlar. Daha kötüsü, Hamas'a dediler ki bu hani çekip gitmek yetmez. Oradaki sen çünkü militanların savaşıyor. İyi savaşmış, iyi eğitim almış. O zaman şey yapın. Bu IŞİD, Nusra, ÜSSO silahlı gruplara yardım edin. Esad'ı karşı devirin. Esad'ı devirin. Ve yani Hamas'ı Hamas yapan Suriye devletine karşı Hamas, IŞİD, Nusra ve benzeri gruplarla bir oldu ve savaştılar. İşte bu coğrafya diyorum ya, ihanet, 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 ihanet. Yani neresinden nasıl yani, hani bir temiz bir yerini bir bulsak orada tutup bir yol alacağız ama oradan alamıyoruz. Daha sonra kazık yediğini anlayan Hamas, kazık yediğini anlayan Hamas, 2000 yani son 3 yıl önceydi. 2024'te, 2020'ydi yanlış hatırlamıyorsam, İran'ın arabuluculuğuyla Esad'la barıştılar. Sonra işte İran Hamas'la işte Hizbullah'ı barıştırdı. Ve işte büyük güç olmaya başladıkları andan itibaren Hamas, Lübnan'daki Hizbullah, İran, Suriye, Yemen, İsrail işte başladı büyük operasyonlara. Biter mi? Hayır. Bitmez. Yani ben hep söylüyorum, 47 yıldır gazetecim, 47 yıldır savaş yazıyorum. Savaş anlatıyorum, savaş yazıyorum. İsrail, yani bu coğrafyada kuruldu 1948'den bu yana ve öncesinde bu dünyanın dört bir tarafından Filistin'e giden Yahudilerin kafalarındaki projeler devam ettiği sürece savaş bitmez. İkinci neden, savaşın bitmeyeceğine dair bizim Arap İslam coğrafyasında antidemokratik faşist iktidarların ABD emperyalist ABD ile işbirliği devam ettiği sürece herkes dolaylı dolaysız bilerek bilmeyerek İsrail'e hizmet edecektir. Etmektedir ve edecektir. Bunu bilen İsrail asla durmayacaktır. Ha, nerede durmayacaktır? İşte anlattık. Mısır'ın yarısı, Türkiye'nin yarısı, Irak'ın yarısı ve Suudi Arabistan'ın yarısı Mekke Medine dahil ve Ürdün, Lübnan, Filistin ve Suriye. Bunun hepsini aldığı an durabilir. Çünkü o zaman herkes onun kölesi olmuş olacak. Demin de dedim bir saat önce Netanyahu dedi ki herkes kıyamet savaşına hazırlansın. Bu kadar. Gerisini size bırakıyorum. Hoşça kalın.